Sayın Bayrakçı siz nasıl yorumluyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun eleştirisini? Para toplamak için yaptılar diye yorumluyor. Şimdi efendim bir kere toplumun yararına yapılan, yapılmış ya da yapılacak olan hele bu kapsamda bir projeyi bu şekilde eleştirmeyi siyaseten de doğru bulmam. Çünkü bu ne muhalefete oy kazandırır ne iktidara oy kaybettirir. Toplumun hele Zaman, dar gelirli. Zamanlama doğru mu? Zamanlamada ister niyet evet. siyasi bir avantaj sağlamak olsun, ister e, topluma hizmet olsun, sonuç topluma hele dal dar gelirliğe fayda sağlayacak bir şeyse, yani ben bunu şahsen eleştirmeyi bir en azından muhalefete bir avantaj sağlamaz böyle bir şey. <laughs> Mesela bu, bu tür bir proje gündeme geldiğinde dönüp muhalefet dese ki Valla topluma çok faydalı bir şey. İnşallah başarırlar falan. Şimdi bu daha fazla ilgi görür. Mesela hep söylüyorum ya siyaseten. Mesela AK Parti'de hadi bu sefer oy vermeyeyim diyen bir seçmen kitlesi var. Rakamı X. Kimi şu buluyor, kimi bu buluyor. Hı hı. O kitle adri niye kararsıza geçiyor da şu partiye geçmiyor? Çünkü bazen muhalefet ya bunu doğru yaptılar diyebilmeli. Yani gerçekten bir Sağ duyuyor şimdi laf olsun diye her şeyi eleştiri olmaz. Ha bu konu bunu yanlış buluyor olabilir ama şimdi ben objektif bir göze baktığım zaman bu projenin tamamı değil onda biri veya beşte biri bile gerçekleştirilebilse gerçekten dar gelirli hizmet olur. E şimdi bu durumda bunu yani ağır bir tabir buluyorum. Ayrıca bir de şunu söyleyeyim yani. Şimdi seçim geliyor. Ha, e, siyasi avantaj sağlayacakmış. Bakın bu konut, bu yani bu bu proje nedeniyle AK Parti kaç ek oy sağlar inanın şu an kestiremem. Bilmiyorum. Ama sağlayamaya da bilir. Bu projenin eğer onu defaten söyledim. Siz enflasyon ve devalüasyonu durduramadıkça zaten bu e, ekonomik nedenlerle oy vermek istemeyen seçmeni hiçbir şekilde bu projelerle cezbedemezsiniz. Dolayısıyla bu sadece topluma hizmet niteliğinde kalır. Dar gelirli ev alsın. Evet ev alır. Yani bunun tek sonucu bu olur. Dolayısıyla bunu eleştirmeyi ben açıkçası gereksinliyorum. Ben doğru ediyorum. bulmuyorum diyorsunuz. Şimdi burada bir tek şu var. Neden şimdi de iki yıl önce değil? Orada şu var. İki yıl önce, üç yıl önce dünyada da Türkiye'de de ekonominin iyi kötü bir stabilizasyonu vardı. Yani Türkiye'yi hatırlı o yıllarda en azından dolar 3 liraydı ya. Yani ekonomide bir buhran yoktu, bir kriz yoktu. Ekonomi demişken ekonomiye yansımasını hemen konuşacağız ama şöyle bir kısa bir reklama gidelim. Öyle mi? Reklamlardan sonra O zaman bir bakalım. şey at. Neyse. Belki. Seçmene nasıl yansıyacak ee, konuşacağız. Kısa bir reklam arası bizden ayrılmayın efendim ekranlarına hoş geldiniz. Ben Meltem Bozguyoğlu. Akıl Çemberi kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal konut projesini e, konuşuyorduk Sayın Bayrakçı. E, devam edin buyurun. E, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, eleştirilerine nasıl? Yani onu tarif ettim. E, topluma hizmet edecek seçmeni bir proje. Seçmeni aslında biraz da bu, bu durumun seçmeni olan etkileri nasıl olur sizce? Şimdi iyi sonuç verirse yani başarılı götürülebilirse tabii ki iktidara fayda sağlar. Ama bu siyaseten açıkçası... Zaman olarak seçime kadar sonuç alamayacağız ya hakem. İşte hayır yani. Ancak temel atılır. Bir ölçüde olabilir zaten. Burada ben onun için üzerinde duruyorum. Topluma fayda sağlayacak bir şeyse diyorum bu ki beşte biri bile olsa gerçekleştirilebilse fayda sağlar her halükarda. Onun için bu ne artı getirir ne eksi götürür. Topluma hizmet götürür sadece. Dolayısıyla ben gerek yani her şeyi eleştirmeyi gereksiz buluyorum. Bazı muhalefet partileri de bu söylediğimi yapıyorlar. Mesela oy arttırabiliyorlar o sayede. Her şeyi eleştirmek seçmen eskisi gibi değil. Seçmen çok hassas, dikkatli, enteresan bir terazisi var artık. Yani her şeyi ölçüyor, biçiyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Biraz evvel tartıştılar. Gaffar Beyle Dursun Bey onu o konuda bir şey söyleyeyim. 46 seçimi doğru. 46 seçimi <laughs> tamamen e, kontrol altında yapılmış ve sonuçları asla demokratik olmayan bir seçimdir. Ama 50'de ki seçim, yani Cumhurbaşkanı İnönü'yü, yani İnönü'yü seversiniz sevmezsiniz ya da hizmeti vardır yoktur. Bu ayrı bir tartışma. Ama objektif baktığımızda 1950 seçim sonuçları çıktığında, yani CHP kaybettiğini gördüğünde, CHP Genel Başkanı ve dönemin Milli Şefi lakaplı. İsmet Paşa sonuca razı olacağız diyor ve demokrasiye geçiş Dursun Bey muhtemelen bu anlamda demokrasiyi getirdi dedi CHP için. Yani Nitekim İsmet hatta söylenti işte ondaki... o ki birkaç general gelmiş demiş ki yani söylenti bu tabii doğru mu bilmiyoruz. İsmet Paşa'ya demişler ki paşa e, yani sonuç böyle çıktı ama istersen bir şey yapılabilir falan paşa da demiş ki söylenti bu tabi yine il ilave ediyorum. Ee, en büyük mağlubiyetim en büyük zaferimdir çünkü demokrasiyi getirdik demiş. Şimdi Muhtemelen benim, Dursun Bey bu anlamda söylüyorsunuz yani. değil mi demokrasi? Yok yok zaten seçim sonuçları böyle. iktidarı seçim sonuçlarına göre teslim demokrat, yani demokrat parti yani. benim itiraz ettiğim Bir, şey bu. Milli teslim, şef. teslim etti vesaire işte bunlar hep lütuf gibi sanki İsmet Paşa Türk milletine lütufta bu. E, durum öyle evet. Ha, o şimdi, anda öyle. Türk evet. milleti Türk milleti demokratik hakkını ve demokrasiyi mücadele ederek söke söke aldı. Sadece sadece o antidemokratik yönetimden değil 46 il arasını demiyorum darbelerden de söke söke aldı. Biz çok büyük darbeler süreci yaşadık. Arkasında NATO'nun, Gladio'nun olduğu ve belirli bir zihniyetin, Öyle. anti demokratik zihniyetin olduğu darbelerden e, doğru. De Türk evet, milleti, evet. Demokratik benim itirazım o yoksa şey değil. Tabii ki. Yani sonuçta bunlar şu... tarihsel figürler. Biz onlarla kavga edecek Hayır, seçim sonucunu şey yapacak, söyleyeyim. Bu dediğinizin teyidini. Yani seçmen darbeleri cezalandırdı. İşte sözü şöyle doğru. Her darbeden sonra darbeyi yapanın Mağdur ...desteklemediği, yani mağdur mağduru olan, kazandı, olan parti mağdur seçim olan kazandı, kazanmıştır. Tabii, tabii. Mesela 12 Eylül'de Milliyetçi Demokrasi Partisi diye bir parti kurdurttu e, Kenan Evren. Turgus, o, e, Turgut Sunat Turgus, genel başkan Turgus. oldu. Turgus, Turgus. Üç parti girdi seçime. En düşük oyu aldı ya, yüzde 23. Evet, o işaret etmesi, onu işaret etmesine rağmen. Ve evet ve enteresan evet. bir seçmen. Aynı seçmen Evren'in buna oy verin dediği partiye 23 veriyor. Halkçı Partiye 31 küsur veriyor Necdet Çalpe. Necdet Çalpe. Necdet Çalpe. Turgut Suna, Turgut Özal'a da rahmetliye en yüksek oyunu e, verdi. En yüksek oy 44 verdi. 30, 44. Ama aynı seçmen o olaydan bir yıl önce 82 anayasa oylamasında da Kenan Evren'in bu anayasaya oy verin dediği oylamada da %90 oy verdi. O, evet. Ama şaibelidir. Yani askeri rejim altında yapılan bir seçim. O yani o onun Ben bence... orada hayır verdim. Ben size oy kullandım şimdi zaten ben hayır verdim de. Herkes hayır verdiğini söylüyor şimdi seçimde evet. %90 evet çıkıyor orada bir şahibi olduğu belli. Yani askeri yönetimler altında darbe yönetimleri altında yapılan seçimleri meşru görmeyi ben doğru bulmam. Onun için 46 seçimini de meşru görmüyorum. Askeri yönetim değildir. Hmm. Fakat bir tür örfü idare gibi uygulanmış. Fırkaltı seçimi öyle. Fırkaltı kabul o da meşru ya. sonuç ne zaman çıktı ortaya? 50'de. Evet. Ki 50'de çıkan sonucun da ne kadar Demokrat Parti aleyhine yontulup yontulmadığını bilmiyoruz. Çünkü Hı. mesela siz de söylediniz. Ama her yere orada aldılar. Orada bir lütuf gibi bir. Dolayısıyla şimdi o lütuflardan hareketle yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi Türk toplumuna demokrasiyi getirdi, getirmiş, hediye etmiş gibi konuşmak çok doğru hakkaniyetli olmaz. Türk milletini küçümsemek olur yani. Neyse olay bu Peki. takdir millete bırakalım. Peki Sayın Servis ne devam Hanım, edelim? Şimdi Kılıçdaroğlu'na hem katılan buyurun. var hem de katılmayan var. Ee, şimdi bu her iki düşünceyi de e, masamıza koyarsak o halde bu durum sanda nasıl yansır? Şöyle vatandaşa hizmet olarak gelen şeyler her zaman sanda olumlu olarak yansır. Vatandaşa gelen hizmete karşı çıkan da vatandaş her zaman bir gösterir Yani geçmişte e, solun bu konuda maalesef e, çok acı tecrübeleri var. Aslında bundan sonuç çıkarması gerekiyordu. İşte Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkmak, Keban'a karşı çıkmak, Seyhan Barajına karşı çıkmak. Hadi bunlar çok geçmişte kaldı diyeceksiniz. Biliyorsunuz gezi olayları sırasında bir ekip oluştu, geldi, başbakan vekili Bülent Arınç'la görüştü. Onlar bir liste sunmuşlardı hatırlarsanız. Üçüncü köprü yapılmasın, üçüncü havalanı yapılmasın, nükleer santral yapılmasın, işte Marmaray yapılmasın. Ya Gezi'deki hani ağaç, çevre bundan dolayı bu eylemi yapıyordunuz. Bunun üçüncü köprüyle, üçüncü havalanıyla, Marmaray'la, nükleer santralla ne ilgisi var? Yani vatandaşa gelen hizmete karşı çıkmak şimdiye kadar hiçbir şey kazandırmadı. Bundan sonra da hiçbir şey kazandırmaz Eğer e, fırsat verirseniz ben de bugün, e, şimdi biraz önce bir Demokrat Parti tartışması oldu ama şu anda çok bir tarihi bir dönüm noktasında ve takvimler bugün 17 Eylül'ü gösteriyor. 17 Eylül biliyorsunuz Menderes'in, Şehit Başbakan Menderes'in idam yıl dönümüdür. Yani e, ve 16 Eylül geç, yani yarım saat geçirdiğimiz günde Dışişleri Bakanı Fatın Rüştü, ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 27 Mayıs'tan sonra idam edildiği günlerdir. Türkiye bu konuda çok büyük acılar e, yaşadı. Buradan da şehit Başbakan Menderes'i, Polatkan'ı, Fatinrüştü Zorlu'yu da rahmetle yad ediyorum. Bütün darbeler kötüdür. Bütün darbecileri de bütün darbelerde bu vesileyle lanetlemek istiyorum. E, yani 14 Mayıs tartışmasına da ayrıca hani konumuz olmadığı için ben dahil olmuyorum ama 17 Eylül nedeniyle bunu da vurgulamak istedim. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Dursun Bey sizce bu durum nasıl yansır? Her iki düşünceyi de dediğim gibi masamıza koyarsak Kılıçdaroğlu'na katılanlar, katılmayanlar, sosyal konut projesi sandığa yansıması nasıl olur sizce? Şimdi biraz önce de vurguladım. Ben iktidar olsam veya iktidarın lideri olsam, cumhurbaşkanı olsam bu kampanyayı 2020'de başlatırdım. 2022'de konutları 250 bin kişiye, aileye teslim ederdim ki 1 milyon oy eder, 4 kişiden alsanız. Ve seçimde de göğsümü gere gere o ailelerden bu hizmetin karşılığında, bir destek isterdim yani seçmen zaten hizmet ed, hizmet kim verirse o iktidara o partiye seçim verecektir. şey oy verecektir ancak e, bunu geciktirerek daha temel aşamada su subasman aşamasında e, bir seçim atlatıp seçim sonrası e, seçimi kazanacak hükümete bu sorumluluğu aktarmak e, bir noktada tabii devlette de sürekli esas esastır biraz önce de söyledim Muhalefetin bu kampanyaya karşı çıkmak yerine bir zamanlamasını eleştirmesi lazım biraz önce vurguladığım gibi. iki niye 2 milyon vatandaş istiyor, istiyor da niye kura çekiyorsun? Biraz önce arada konuştuk. Bir anne çıkıyor kadın. 3 kez müracaat ettim diyor. Üçünde de bana çıkmadı kurada diyor. Yani niye 3 kez vatandaş hayal kuruklarına uğratıyorsun? Ev yapacak arsa mı yok? O arsaya inşaat yapacak Türkiye'de inşaat şirketi mi yok? Türkiye'nin kapasitesi belli zaten TOKİ kendi imkanlarına yapmıyor ki TOKİ müteahhitlere e, kendi karını alarak ihaleye vererek yapıyor. yani e, Zaten söylediklerine göre de 600 bin, 800 bin zaten inşaat maliyeti. E, arsa maliyeti olmadığına göre o zaman bütün vatandaşa diyecek ki muhalefet kardeşim ben seçimi kazanıyorum ve e, Haziran 2023'ten sonra bütün vatandaşlara e, konut maliyetlerine, arsa maliyetlerini kamu olarak karşılıyorum konut maliyetlerini aynı şartlarda ben yapacağım ve kura da çekmeyeceğim diye seçmenin karşısına çıkarsa hem bu iktidarın seçim yatırımı olarak değerlendirdiği olumlu yansır diyorsun. projeyi doğru değerlendirmiş olur hem de seçim için. Gerçekten ihtiyacı olan konut ihtiyacı olan vatandaşlara daha sağlıklı bir mesaj vermiş olur diye düşünüyorum. Peki şöyle hemen arkamızda da bir aslında bir harita Tabii var. Büyük herhalde. Üzerinden evet. de biraz bakalım. 250 bin konut yapılması planlanıyor biliyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İlk evim, ilk iş yerim diye. Büyük şehirlerde yapılması planlanan sayılar, rakamlar bunlar. E bakın ilk etap konutların yapılacağı iller böyle haritada da sırayla verilmiş. İstanbul'da tam 50 50.000 adet konut yapılacak. Dediğimiz gibi başvurular başladı. Ekim ayının sonuna kadar da başvurular devam edecek. Hatta bankalarda da uzun kuyruklar oluşmuştu. Hatta e, TOKİ Başkanı Ömer Bulut da dedi ki sakin olun ekim sonuna kadar zaten başvurular devam ediyor. E, Bursa'da 8.650 adet, Ankara'da 18.000 adet yine konut yapılacak, Gaziantep'te 10.000 adet, Kayseri'de 4.500 adet, Konya'da 7.500 adet, İzmir'de de yine 12.500 adet yani Türkiye'nin dört bir yanında e, aslında Sosyal konut projeleri devam ediyor. E, yapılacak daha doğrusu yapılması planlanan e, tam 2500 konut e, arasında elbette büyük şehirlerde var. Şimdi Gaffar Bey siz nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bu durum e, şu gördüğümüz harita üzerinden gördüğünüz gibi rakamlarda burada. Haritanın geleyim mi ben de? Harika olur. Şimdi Şöyle meşhur çubuğumuzu şimdi da size bu, verelim. Bu, İzmir, Mertem Hanım son, bir de şu bu, soru var. Şimdi, yani şimdi... Başvurular diyelim e, Eylül sonuna kadar iki buçuk milyona ulaştı. İki buçuk milyona. Ekim sonuna kadar. İki yüz elli bin kişi faydalanacak. 10 kişi de bir kişi faydalanacak. 9 kişinin günahı ne? Buyurun cevap verin. Ben cevap vermiyorum yani bilmiyorum. He, vermişsiniz tabii yani. Yani şu anlamsız bir soru abi. Niye anlamsız bir Hiçbir manası yok sorunun. Hiçbir manası yok İki buçuk bir, milyon soru. konutu iki mi senede Türkiye yapamaz bakıyorum. mı yani? 250 bin konut benim demi söylediğim gibi tüm tüm dünya ölçeğindeki en büyük projeden bahsediyoruz. Bakın. Bu arada 250 bin konut Şimdi, ilk etapta yapılacak. Kritik olan nokta. Bu dağılım niye kritik? 2 yıl diyor zaten 2 yıl. Şimdi bu 50 bin tabii iyi bir rakam. 5 yılda için, 500 bin konut. Tabii toplamda 500 bin evet. Ankara evet, 18 bu iyi bin, için, gayet ilk etap için, etap için verilen bir rakam. Fakat 250. burada detay görmüyoruz. E, tekrar haritaya dönersek. Hı hı. haritaya dönerse arkadaşlar. O görmediğimiz detay ilçeler. Şimdi ilçeleri görmüyoruz. İlçelerde şöyle bir durum var bakın. Yani İzmir'de biz 12.500 adet konuttan bahsediyoruz ama İzmir'in örneğin Kınık ilçesinde konut yapılıyor. Kiraz ilçesinde konut yapılıyor. Efendim Konya'nın ilçelerinde konut yapılıyor. Kayseri'nin ilçelerinde konut yapılıyor. Ankara'nın, Bursa'nın ilçelerinde konut yapılıyor. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? İlçeler özellikle inşaat sektörünün karlı bulmadığı, yatırım yapmadığı, gitmediği yerler. Oralarda öyle problemler var. Mesela devlet memurusunuz gidiyorsunuz. Sizin tayininizi Şebin Karahisar'a çıkardılar. Kiralık ev bulamıyorsunuz. Bulsanız kiralık ev sıhhi şartlarda değil. Arzu ettiğiniz şekilde bulamıyorsunuz. TOKİ girdiği yerde bir defa o standartları yükseltiyor. Çünkü bunlar belirli bir plan program dahilinde yapılacak ve her biri de modern mimariyle yapılacak. Yani geniş alanlar, efendim, depreme otoparklar, dayanıklı de olmasın. depreme dayanıklı otoparklar, çocuk parkları. Mesela çok ilginç bir örnek vardır. Edirne'de Edirne'de TOKİ inşaatlarını başladığında, birinci etabını başladığında Edirne'de ya bu TOKİ konutları falan demişlerdi. Hani ucuz sosyal konut gibi görmüşler. Şu an Edirne'nin en kıymetli konutları onlar. Şöyle rakamlar üzerinden konutlar. de bakalım. 500.000 500 bin, şimdi demin söyledik değil mi? 250 bin konut amaçlı arsa, 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri. İlk etapta bu 500 binin yarısı, yani sosyal konutların yarısı, 250 bin konut amaçlı arsanın 100 bini, 50 bin adet iş yerinde 10 bin ilk, ilk etapta yapılacak. Şehit gazi yakınları %5, engelli vatandaşı %5, emekliye %20, gençlere yüzde Bu ne demek? Bu ayrıcalıklı kontenjan. Yani bu insanlara, bu gruplara öncelik var. Bu şu demek bakın Meltem Hanım. Toplumda en kırılgan kesimler, yani gelir adaletsizliğinden en fazla etkilenen kişi her ülkede var bu. Türkiye İstanbul'da de yaşayanlar için de 18 bin, bin Tabi gelir. Tabii bir de gelir 18 bin İstanbul için Türkiye genel için de 16 bin lira ya bir Bunun yapılmasının limit sebebi de çünkü sosyal konus projesinin başlangıcında zaten dar gelirli vatandaşa e, hitap evet, etmek evet, olduğu evet. için böyle bir sınırlama evet, getirilmiş. Evet evet aynısı bakın şimdi bu demi söylediğim şey 2280 lira 2 artı 1'in taksidi 3 artı 3 artı 1 büyük bir evdir yani 3 artı 1. Hani Türk standartında kalabalık ailenin oturduğu evdir. 2 artı 1'de yeni evliler çok rahat otururlar. Bir çocuk sahibi insanlar rahat otururlar. Türk tipi evdir bunlar. Yani daha zengin olanlar da 4 artı 1, 5 artı 1. Onlar artık zaten sosyal konut olmaz. Onlar evet, tamam, bir, büyük emekli büyük İbrahim Bey, Şöyle, Bey yazmış. 2280, 3287 diye söylüyorum. Bak, diyor ki ben emekliyim, 3500 lira maaş alıyorum, 60 yaşındayım. Nasıl ödeyeceğim diyor. Bence önemli bir konudur. Söylediğiniz doğru. Yani evet. bakın... Ee, şu plana bile, şu planla bile ev sahibi olamayacak insanlar var Türkiye'de. Evet, evet, Doğru diyorsunuz. Evet. Bence o da düşünülmeli. Evet. O da gündeme alınmalı. Çünkü evet, biz şu hesabı şöyle yapıyoruz, değil mi? Efe, asker ücretli ya da asgari ücretten biraz genelde Türkiye'de genel ücret dağılımı Asgari ücretin bir tık üstü geneli böyle. Çünkü askeri adı üzerinde askeri zaten e, iki kişi çalışıyorsa alır diyoruz. Ama, ama, ama söylediğiniz, söylediğiniz insanlar da var. Evet. Yani gelir mevcut gelir durumu itibariyle gücü buna, buna da bile, Buna bile yetişemiyorlar yani. Devlet bence onu da düşünmeli. O da düşün. Doğru diyorsunuz yani. 2280 lira bugün Türkiye geneli düşünüldüğünde iyi bir rakam. Bir şey daha var şu önemli. Bu fiyatlar sabit. Yani bakın şu anlama geliyor. Şimdi bir yandan enflasyon kötü bir şey tabii. Biz enflasyonun ve hayat pahalılığının düşmesini istiyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Ama diğer yandan enflasyonun şöyle bir etkisi var. Fiyatlar artarken ücretlerde de izafi bir artış var. E şimdi 2280 ödemeye başladınız. Bugün 2280 ödüyorsunuz. Bugünkü rakamla bir yıl sonra ödediğiniz paranın ödediğiniz şeyin e, ayda atışı, efendim taksidin karşılığı 1400 1500 lira olacak. Yani giderek sırtınızdaki yük hafifleyecek. Vatandaş da bunu bildiği için bu tip projelere güveniyor, giriyor. Bir şey daha söyleyeyim şimdi. 1 milyon 150 bin konut teslim etmiş olan bir şirket. Evet. Yani şirket kaba tabirle TOKİ'yi söylüyorum bir kuruluş. Güven veriyor. Yani şöyle bakıyor. Demin Edirne örneğini onun için verdim. Şimdi Bak güven veriyor dediniz. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki bana garanti versinler. Yani garanti versinler. Bana derken vatandaşa garanti versinler diyor. Peki bu e, garanti nasıl verilebilir sizce? Valla Meltem Hanım şimdi garanti şöyle bir şey. Devlet bir şey yapıyorsa ülkenin en büyük garantisi devlettir. Şimdi ama yatırımlarla ilgili de Kemal Bey şöyle söylüyor. Diyor ki yatırımcılar, yabancı yatırımcılar sakın Türkiye'ye yatırım yapmasınlar. Biz keseceğiz bu işleri diyor. Yani Kemal Bey devlete güvenmiyor zaten. Ama o Kemal Bey'in problemi. Vatandaş güveniyor. Bakın, vatandaşın güvendiğini nereden anlıyoruz? Şimdi Abdülkadir Bey söyledi, 2 milyon küsür bin'e ulaşmış durumda başvurular şu anda ve belki de artacak. Ki sınır olmasına rağmen, bakın 16 bin gelir sınırı var Türkiye geneli, İstanbul için 18 bin yapılmış o, yani 18 bin liran üzerinde geliri olan aileler ve kişiler başvuramıyorlar. Buna rağmen 2 milyon başvuru olmuş. E i̇şte güven bu zaten başka bir şey değil ki. Burada da yazılmış zaten 9 milyar. Toplam yatırım bedeli, 900 milyar toplam yatırım değil çok büyük bir rakam. 2 trilyon lira da ekonomik hareket bu şu demek. Şimdi bu onlarca sektörü etkiliyor inşaat biliyorsunuz. Mutlaka istihdam var orada hiç şüphesiz zaten bu kadar ev haliyle kendi kendine yapılmayacağına göre bir de bir sürü çalışan olacak. İstihdamı mutlaka ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek. Ee, peki şimdi bu rakamların nezdinde yorumlayacak olursak peki bu durum sizce sandığa nasıl yansır? Şimdi sandık konusu şöyle bir şey. Ben yerime geçerek devam edeyim. Sandık konusu çünkü burada sandık yok artık nasıl olsa. Peki buyurun. Sandık konusu şöyle bir şey. Prensip olarak bunun olumlu yansımasını bekleriz. Hı hı. Neden? Çünkü biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. İnsanların <laughs> seçim davranışı şöyle şekilde. Geçmişe ya da kavgalara oy vermiyorlar. Geleceğe ve umuda oy veriyorlar. Hakan Bey daha iyi bilir bu konuyu. Tamam. Seçmenin davranışı, seçmenin bakışı özellikle Türkiye için söylüyorum. Başka ülkelerde farklı olabilir. Arkasında gözü yoktur. Gözü önündedir ileri bakar seçmen. Şimdi bu projeyi koyduğunuz anda şunu yapıyorsunuz bakın. Ev almak çok ciddi bir iştir. Yani ev almak tatile gitmek gibi değildir. Ev almak telefon almak gibi değildir. Ev almak alışverişe çıkmak gibi değildir. Ev almak örneğin evlenmek gibi, örneğin bir işe girmek gibi, bir şehirden bir şehire taşınmak gibi insan yaşamında dramatik değişikliklere yol açan bir davranıştır. Ve bir dönüm noktasıdır. Biz nasıl yetiştiririz çocuklarımızı? İşte ev bak sahibi olsun diye. Adı ev bak sahibi olsun. Adını böyle koyarız. Ev almanın, ev anlamı, ev almanın, ev sahibi olmanın, ev projesi içine dahil olmanın toplumdaki psikolojik yansıması şudur. Ayağım yere basıyor, toprağa basıyor. Buranın yerlisiyim, buranın sahibiyim. Bu ülkede geleceğim var. Çoluk çocuğumun geleceği var ve bu ülkeye güveniyorum. Şimdi bu sözü söyleyen seçmenin Seçmenin iradesi Tayyip Erdoğan'a doğru akar. Başka bir yere akmaz. Peki. Onun için ben bu bunu olumlu şey yansır diye düşünüyorum. yapar bey. Projenin teslimi yani teslimlerin başlaması ne zaman başlıyor? Bir yıla kadar yine bitişler Allah. başlayacak deniyor evet. ama tam plan açıklanmadı Hakan Bey. Açıklanmadı. Tam açık. Henüz açıklanmadı. Büyük olasılıkla yani şeyler ihale edildikçe bu e, projeler ihale edildikçe Hı. işte Kapsamlar belirlendikçe ortaya çıkacak ama bir yıldan itibaren teslimat başlanacak. Yıl yani. başından Yalnız itibaren böyle... yapılmaya başlanacak. Ee, çok az sürem kaldı. Ben hemen bir mesaj sormak... var yine Barış Akka isim de veriyorum diyor ki 2019 yılında başvurduğumuz TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin 5.750 adeti Tuzla'da yapılacaktı. Dün 572 adeti ihale yapıldı. 1252 adedi ihalesi gelecek ve yapılacak. Yaklaşık 4000 konut için henüz ortada bir plan yok. Ne zaman yapılacağı da meçhul diyor. Yani tabi işte diyorsunuz ya devlet verdiği olabilir, sözde durur. Durmuyor işte. Yani Yok, Keşke ama dursa. Hayır şimdi bakın Bey, 1 milyon 150 bin konutu bugüne kadar TOKİ yapmış vermiş. Yani söylediğiniz işte beyefendinin söylediği doğrudur. 20 vurunca, vardır ama vurunca bir, bir anlamı yok yani. 1 milyon 150 bin beyefendi yani. 20 ile vurun efendim, 1, mily 1 milyonda özel sektör yapmış 1,5 milyonda kentsel özel dönüşüm Özel sektörü var. konuşmuyoruz. Bakın efendim kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm 1,5 evet. milyon. 1, 1, milyon 150 bin de şey yapmış TOKİ yapmış. Oldu sizin 2 milyon 650 bin konut. Bunu bunu heykel yapan CHP hayal edemez. Ya, Bu kent, kadar heykel hayal kentsel edemez. Kentsel dönüşüm. Bu kadar betonla heykel konu, bile yapamaz. Konut arzını artırmak değil. Kentsel dönüşüm birebirdir. Peki, enflasyon ee, artmaz yani. Niye fiyatlar sayın artıyor bir o zaman? Açıklamasına... Bu sizin bedava traktör hikayesine benzemiyor. Yani bu, gerçek. Şey bu, da, gerçek. bu gerçek. gerçek. Yok, yani. bir bu, yani. bu gerçek. Bu gerçek. Anahtarlar veriliyor. Yani. O zaman fiyatların artışı da gerçek, kiraların artması da gerçek. Onu söylüyoruz zaten ha. gerçek oluyor. Niye arttı? İşte onu müdahale ediyor devlet şu an. Niye geç kaldı? <laughs> ya Hesap soruyoruz. E, bakın pandemi döneminde evet. dünyadaki inşaat sektöründeki gerileme demi söylediğiniz o araya ya, girmek istemedim. Yüzde evet. 38 tüm dünyada. Pandemi tüm döneminde dünyada yaşadık. %38. Türkiye'de inşaatların bir tanesi durmadı. Bugün Beyefendi inşaata yasakların dışında gel... tutuldu. Beyefendi birinci katmandan bakmayın inşaata kamyonun gidip gelmesi sektörün büyümesi anlamına ya, gelmiyor. çalıştı. Yüzde 38 efendim 38 geriledi tüm dünyada tüm dünyada ya, diyor. Ya, çok durdu ya. Ha, ben size rakam yani, veriyorum ya. Satış, satış Olgunla olabilir, Bak, sat ben diyorum ki 2020'de temel atsaydınız, 2022'de verirdiniz ha. adama konusunu. E, aynı yere dönüyorsunuz. Peki, ya, çok önemli. E, Sayın aynı, aynı yere bir açıklaması var. E, sayın evet. Çiçek, e, bir onu okuyayım. Bu sene 70 milyar hak ediş ödeyecek bir irade. E, bu irade bu projeleri yapmış, vatandaşın endişesi yok. Kaynak Türkiye, milletimiz vatandaş güvenmese bu kadar başvuru olur mu diyor. Bu kadar, e, çok net. Çok açık, çok açık. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Başvuru olması gayet doğal çünkü ihtiyaç var yani. Ben de diyorum ki bu ihtiyaç 20 yıldır var. İşte biraz önce okudum. İşte bu 2000. başvuru güveni endeksi değil mi sizce? Şimdi vatandaş çıkıp diyorsa ki ben 3 kere girdim, ben ev çıkmadı, kuradan çıkmadı. Ya bu demokrasilerde olacak iş mi ya? ya Vatandaşın ne, Neye inanılır? 1 milyon 170 bin anahtar verilmiş. Siz diyorsunuz ki 3 kere girmiş alamamış. Yetmiyor 1 milyon. Tefrika yani aldığınız mesaj ya da doğru mudur, yalan mıdır, provokasyon mudur, e, kimden sizin o bile sizin belli değil, değil yani. Ben size rakam veriyorum beyefendi He. 1 milyon 170 böl 20 ya rakamı. 20 ya 30'a bölün ya 50'ye bölün 20 yıl, 20 Siz ne yaptınız 100 ya. yıl cumhuriyet tarihinde ne oldu da bunu beğenmiyorsunuz ya sanki tü, cumhuriyete milletin, karşıdan kim milletin, yapmaya cumhuriyetin konukları yaptı neler hepsini belir çözdünüz. Bugünki yani. konu ya cumhuriyete aşkına. borçluyuz öyle 20 yılda ancak tür, bedava ya. traktör vaat edersiniz He. lafın gelişi o da her yere bir heykel He. dikersiniz lafın gelişi ya Bunu hayal etmeniz mümkün değil. Anlıyorum anlamamanızı. İdrak edememenizi Hay Hayallerle Anlıyorum. peynir gemisi Anlıyorum yürüyor. bunu. Ya. Hayallerle bunu peynir gemisi Vatandaş yürüyor. da anlıyor. Bak, ya i̇şte onun göreceğiz. Için sizi dinlemiyor. Göreceğiz. Sizi dinlemiyor. Gidiyor müracaat ediyor Tokya'ya. Göreceğiz. Ev sahibi olmak Haziran için 2023'te ya. kimi dinlediğini göreceğiz. İnşallah vatandaş ha. ev sahibi olacak. Ha. Haziran ayı geldi. Seçim geldiğinde de kendi iradesiyle doğru bulduğunu oyunu verecek. Evet. Bizim tamam, biz de onu istiyoruz yani. zaten. Tabii ki göreceğiz. Yani. Geç kalmayın zamanında yatırım yapın diyoruz vatandaşın ihtiyacının tümünü karşılayın diyoruz. Vatandaşı kura çekmek zorunda bırakmayın diyoruz. Vatandaşı hayal kırıklığına uğratmayın diyoruz. Türkiye'nin gücü var diyoruz. Niye bunlar tamam, dinlenmiyor? Işte vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçsin yapar belki Cumhuriyet Halk Partisi bir ben bir şöyle tamam, İstanbul'a sen... yaptığı gibi yani 100 100.000 konut yapacağım dedi. 3 yıl geçti. 2.000 tane yapmış. Onu da yani bir marifet gibi icraat kitapçığının sonuna yazmış Sayın Başkan. 100 bin dedi 2 bin yapmış beyefendi. Yüz evet. 100 bin nerede 2 bin nerede? Ya, yani ya kardeşim at yalanı uçuralım leylekleri ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben gerçekten bahsediyorum. Yapılamayanı da söylüyorum size bakın. Ben de yapılamayanı okudum biraz önce. Yapılamayanı 2000, ben söylüyorum. 2019 yani söz verilmiş. Yapın, kura, kura, çekilmiş milyon. daha ortada bir şey yok. Yanlıştır bu. bu arada, bakın vakit kalmadı herhalde. Bir evet, şeyi. Şey evet, son son de. sözleri evet. alacağım. Son 3 dakikam kaldı. Evet. Ee, eklemek istediğiniz Yok. Dinledik e, tartışmayı. Bu gece ağırlıklı <laughs> evet. Bursun Bey ile Gaffar Bey arasında. Bana bir şey soracak neyse vakit kalmadı herhalde. Sayın Selvi eklemek istediğiniz bir durum var mı? Durum değerlendirmesi alıyorum. Son 3 dakikam kaldı. Evet ben sadece bir cümle şunu ekleyeyim bu konut tartışmasının dışında. Biliyorsunuz 2 Ekim'de altılı masa toplanacak ama 26 Eylül'de Kılıçdaroğlu liderleri ziyaret etmeye başlayacak. Yeni yeni ortaya çıkan bir program var. Ondan önce de Sayın Meral Akşener'in Davutoğlu ve Ali Babacan'la görüşeceği söyleniyor. Pazartesi ve çarşamba günü görüşme yapacağı söyleniyor. Bu kulisleri yeni sızan bir bilgi. Kulisleri de dalgalandırmaya başladı. Yani Altılı Masa'nın merkez sağ ve milliyetçi kökenli partileri bir araya gelip ayrı bir formül mü oluşturacaklar? Masaya ayrı bir şey mi getirecekler diye. Daha çok ham bir bilgi. Yani bu görüşme nedir, nasıl olacak? Yani Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'la da, Ayrıca görüşecek mi? Neden Meral Akşener böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Henüz onları değerlendirecek çapta bilgiye sahip değiliz ama yeni bir gelişme olduğu için paylaşmak istedim. Peki teşekkür ederiz. Sayın Bayrakçı sizin eklemek istediğiniz ne var? Yok vallahi her şeyi konuştuk. Ee, Benim bir konuda bu konuda evet. e, eklemem olabilir. Varsa sözünü lütfen. Yani, o da şu tabii iki seçim var yani e, iki seçimde de farklı listeler olacak. Bir Cumhurbaşkanı seçimi var. Ağırlıklı olarak onu tartıştık birinci bölümde. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri var. Dolayısıyla Meral Hanım'ın ziyaretlerinin daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine yönelik olacağını düşünüyorum Sayın Selvi. Bilemiyorum. Ben, de, ben hani, bu o konu konuda yorum yapabilecek kadar bir bilgi sahip değilim. Çok yeni. Şey söyleyeyim. Çünkü. Demin çünkü konuyu oradan açtınız. Muhtemelen bana da onu soracaktınız. Çok kısaca söyleyeyim. Onun için sordum Gaffar Bey e bitiş tarihini. Şimdi eğer bu konutlar iki bir yıl askeri 2 yıl diyor. 2 yıl mı? İki yıl evet. Bir e yıldan sonra teslimler başlayacak. başlanacak. Peki. Bilmiyoruz. Şöyle açıklanmadı. şöyle açıklanmadı <laughs> Seçimden önce teslim edilen olmayacak anladığım Yok. kadarıyla timing olarak değil mi? Yani seçime bir yıldan az kaldı tabii. Tamam. Seçimden önce teslim edilen olmaz. Ama yine de eğer mesela ev gidiyor görüyor inşaati, Mesela bitmek üzere denmiş ki 4 ay 5 ay sonra teslim edeceğiz. Eğer böyle bir tablo oluşursa, seçime kadar, seçimi iktidarın lehine etkiler. Kaç puan etkiler, ölçmedim bilmiyorum. Ama eğer seçimin son haftasına girildiğinde, daha konut projesi çok uzak, mesela söylemler yerine gelmemiş gibi bir resim oluşursa, bu da e, hiçbir katkı sağlamadı. Olumsuz da sağlamayabilir ama olumlu bir etki de sağlamaz. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> Aynen öyle. Yani onun için ben e, hükümetin Akan geç Bey, kaldığını... bir şey soracağım. Seçim, Tabii, şimdi, seçim için şimdi daha önce yapsaydı bunu 250, daha iyi olur. 250 bin, 250 bin konuta 2,5 milyon başvuru olur da bu demek ki 10 katıdır. Bir kişiye çıkarda da 9 kişiye çıkmazsa bu alamayan 9 kişi de bir hayal bir kırıklığı ve bir tepki oluşturur mu? Bir de fotoğrafın o taraf var. Çok büyük bir teveccüh var ama Konutu çıkmayanlarda bir hayal kırıklığına neden olur mu? Sizce o, olur mu? Şimdi yok onu bana samimi sordu Abdülkadir Bey. Yani fikrimi sordu şimdi Evet, evet. evet. olarak. Şimdi Evet. Evet. Şimdi onu inanın şu anda çok kestiremedim. Yani ölçmek lazım. Ama o son haftaya veya son bir aya girildiğinde bunun birinci planda çok önemli olacağını düşünmüyorum. Sadece faydalananlar için lehte bir etki yaratır. Ama ha çok isteyip de alamamış bir kitle varsa onu ancak anketle ölçebiliriz. Onlar da mesela bir hayal kırıklığı olabilir. Mesela bu EYT EYT'de yaşanıyor şimdi. Onlar mesela giderek hassas bir noktaya geliyor. Peki. EYT için bir şey yapmak lazım yani. Ben de yeri gelmişken Peki. bir şey eklemek istiyorum. Süren bitti. Şimdi... Kan, kangre haline gelmiş pek çok sorun çözülüyor, hükümet müdahale ediyor. Evet. O sorunlardan biri de belediye şirketlerinde çalışan işçiler. Hala taşeron statüsündeler, kadro bekliyorlar. Yüzlerce mektup alıyoruz, müracaat alıyoruz. Peki. Yetkililer de duysun istiyoruz bu Peki. emekçilerin sesi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. E, efendim Akıl Çemberi'nin sonuna geldik. Herkese iyi geceler diliyoruz.